Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu ay tam olarak 9 kitap okudum ve bu benim için biraz ortalama bir sayı. Bu yılın başından beri her ay kronik okur Ömer'le ile aynı sayıda kitap okuyoruz. Tesadüfen bu ay o bozulacakmış gibi tahmin ediyorum çünkü o benden daha çok okumuştur. Ömer lütfen kaç kitap okuduğunu yorum olarak yaz. Şimdi ben bu ay bir lane çıkardım resmen. Normalde Mayıs ayında böyle 4 kitabın üstüne çıkamazdım. Mayıs ayları benim için böyle hep dolu dolu aylar olurdu. Bu ay da öyleydi. Gezdim, tozdum, bir sürü doğum günü pastası yedim. Ama kitap da okumayı ihmal etmedim. Okuduklarımın arasında 2 tane şiir kitabı, bir çizgi roman, bir tane tiyatro metni var. Karışık karışık şeyler okudum. Şimdi onları göstereceğim. İlk olarak Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan'ını okudum. Yani bu kitap hakkında ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ben bu kitabı çok sevdim. Hani sevmenin de dışına çıktım. Hatta bayıldım bu kitaba. Okurken o kadar çok duygu hissettim ki hem üzüldüm hem mutlu oldum. Bazen kahkaha attım. Çok özel karakterleri vardı bu kitabın ve kendim kitabın içinde gibi hissettim. Her paragraf başında neredeyse bir cümlenin altını çizdim. Çok güzel bir kitaptı. Nermin Yıldırım'ın kitaplarına kesinlikle devam etmek istiyorum. Kitabın konusuna biraz girmem gerekirse Adalet diye bir baş karakterimiz var. Adalet ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra başına gelenlerin onun suçu olduğunu düşünerek acaba ilk günahımı nasıl ve nerede yaptım diye düşünmeye başlıyor ve kitabımız bu şekilde ilerliyor zaten. Bir yolculuk hikayesi okuyoruz ve çok güzeldi. Ne diyebilirim ki? Yani 2017 favorilerime girdi kesinlikle ve eğer Çağdaş Türk Edebiyatı seviyorsanız kesinlikle okumanız gereken kitaplardan biri. Sonrasında bir neredeyse otobiyografi olabilecek bir kitap okudum. Çizgi roman okudum. Persepolis. Persepolis okuduğum en güzel çizgi romandı. Net. İran'ın İslam devrimini anlatıyor ve gerçekten yaşananlara birinci ağızdan şahit oluyorsunuz. Her kesime objektif bir şekilde empati kurmanızı sağlıyor aynı zamanda kitap. Başlı başına bir devrimi anlatıyor zaten ve gerçekten çok etkilendim. Yaşananlar, olaylar beni gerçekten o kadar etkiledi ki çünkü gerçek olan şeyler. Hatta bundan sonra çizgi romanın uyarlaması olan animasyonu da izledim. O da bir o kadar güzeldi ve gelmiş geçmiş en iyi uyarlamalardan biri olabilir kesinlikle. Çok iyi bir işti. Eğer İran'ın İslam devrimi hakkında biraz bilgi sahibi olmak istiyorsanız ya da bu konuyla ilgileniyorsanız Persepolis'i kaçırmanız büyük bir hata. Sonrasında Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm adlı şiir kitabını okudum ve okuduğum en güzel şiir kitabıydı. Nazım Hikmet tam olarak benim şairim diyebilirim çünkü her kelimesinde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Ben şiir okumaya yeni yeni alışan bir insan olaraktan söyleyebilirim ki hani Nazım Hikmet bana çok farklı şeyler hissettirdi. Bu yüzden size de öneririm. Eğer şiir okumaya alışmak istiyorsanız Nazım Hikmet kesinlikle tavsiyemdir. Sonrasında FHP serisinin ikinci kitabı olan Çiğ'i okudum. Ve ilk kitaptan biraz daha az sevdim. Bunu söylemem gerekiyor. Yine kitap bana bir sürü şey öğretiyor. Hani asla inkar edemeyeceğim şeyler. Bir sürü şey katıyor bana bu kitap. Ama kitap gözüyle, bir roman gözüyle bakarsak buna hani çok fazla eksiği var. Ben kitaplarda cinsel öğelerden rahatsız olmayan bir insanım. Fakat her an karakterlerin bunu düşünmesinden biraz rahatsız oluyorum açıkçası. Aynı zamanda tekrar tekrar söyleyeceğim ki çok büyük bir kurgu eksikliği var bence. Kurgusu bence çok çok zayıf. Her şeyi baştan sona tahmin edebiliyorsunuz ve Yeşilçam havasında ilerliyor. Pek bir farklılığı yok. Zaten seriyi diğer kitaplardan ayıran şey de bir kişisel gelişim kitabı olması. Kitabın ara ara size diyaloglarla verdiği bilgiler kitabı daha özel kılıyor. Ve benim seriyi de tek sevdiğim şeylerden biri büyük ihtimal. Fakat dizisini çok seviyorum. Dizisindeki tüm kurgu basitliği bence giderilmiş. Ve çok güzel bir iş yapmışlar bence. Eğer bir kişisel görüşüm bakış açısıyla bakarsanız çok sevebileceğiniz kitaplardan fakat bir roman gözüyle bakarsanız bence diziyi daha çok öneririm. Diğer bir kitabım ise bir oyun. Hamlet. Şimdi ben bunu gösteriyorum ama Shakespeare'in diline alışmak için size önerebileceğim bir kitap değil Hamlet. Öncelikle düzgün bir çeviriyle bir Romeo ve Juliet okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Hamlet ondan biraz daha ağır. Ve ben Hamlet'i çok daha fazla sevdim. Hani Romeo ve Juliet'le karşılaştırmam gerekirse Hamlet benim için açık ara fark atmış. Okurken teker teker Shakespeare'in
zekası üzerine kafa yordum ve yani okuduklarıma inanamadım diyebilirim. Çünkü bir cümle okuyorsunuz ve o cümle çok büyük anlamlar içeriyor. Hamlet çok güzel bir trajediydi. Bu kitabın kesinlikle konusundan bahsetmeyeceğim. Çünkü okumanızı şiddetle öneriyorum. Zaten klasikleşmiş bir oyun. O yüzden ölmeden önce kesinlikle okuyun diyorum. Sonrasında uzun zamandır çevresini beklediğim Sempre var. Jamie Derholler'ın Gözlerindeki Canavar, Ruhundaki Canavar serisini beğenmiştim. Ondan sonra bu kitabını okumayı çok istemiştim. Fakat o iki kitaba göre biraz daha düşük buldum. Ama yine de sevdiğim bir kitap oldu. Zaman zaman beni rahatsız etse de cidden güzel yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat bu yazarın bu tarz ilişkilerle olan zorunu kesinlikle anlayamadım. Kendisinin özel hayatını yakından tanımış oluyoruz böylelikle. Neyse konudan biraz bahsedeyim. Ana karakterimiz Seven, küçüklüğünden beri annesiyle birlikte bir çetenin elinde esir olarak tutuluyor ve bu çete insan ticareti yapıyor. Böylelikle Heaven da bir köle. Bir gün bulunduğu yerden kaçıyor ve yeni sahipleriyle olan ilişkilerini okuyoruz. Bence Heaven'ın bir birey olma süreci, hani kendini bir birey hissetme süreci kitabı çok güzel yedirilmişti. Ama kitaptaki aşk beni cidden biraz rahatsız etti. Çünkü bana o pek aşkmış gibi gelmedi. Sadece sahiplenme duygusu, kontrol duygusuymuş gibi geldi. Ama kitap sizi sık sık şaşırtıyor. Sık sık bir sürü sır ortaya çıkıyor. Ve bunları kesinlikle tahmin edemiyorsunuz. O yüzden kitabı başarılı buldum. Sonrasında bir şiir kitabı daha okudum. Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 şiir kitabı. Şimdi ben size Özdemir Asaf'la tanışmamı anlatacağım. Tanışmam derken şiirleriyle tanışmam. Yalnız bayağı utanç verici, bunu belirtmem gerekiyor. Küçükken Selena diye bir dizi vardı, hatırlar mısınız? Özdemir Asaf'la o dizi sayesinde tanışmıştım. Orada Selena ve sevgilisi, adını hatırlamıyorum, Burak Hoca mıydı? birbirlerine bir şiir okuyorlardı ve akıl gözü şiiri olması lazım Özdemir Asaf'ın. O şiirden çok etkilenmiştim. Hatta defterlerime yazıyordum. Sonrasında Özdemir Asaf'ın sık sık böyle internetten şiirlerini okumaya başlamıştım. Ve sonunda bir şiir kitabını okudum. 9'a kadar onun herkesin bir şeyler hissedebileceği bir şiir kitabı değil bence. Çünkü Özdemir Asaf herkesin şairi değil. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Çünkü Özdemir Asaf her şeye çok farklı açılardan bakıyor. Bu yüzden herkesin aynı şeyleri hissetmesi mümkün değil. Ama tam olarak benim şairim diyebilirim. Ben Özdemir Asaf'ı da çok sevdim. Ve size de kesinlikle önerdiğim bir şiir kitabı oldu kendisi. Sonrasında Danimarkalı Kızı okumaya çalıştım. Bu kitap o 9 kitabın içinde değil. Sadece görün diye gösteriyorum. Okuyamadım çünkü 40. sayfasında bıraktım. Daha önce de bu kitaba başlamaya çalışmıştım. Fakat yine uygun zamanda olmadığımı düşündüm. Beni etkileyeceğini düşündüğüm bir kitap ve bilemedim yani. O an canım hiç onu okumak istemedi açıkçası. Bu yüzden bıraktım ve daha akıcı şeyler okumaya çalıştım. Ne olabilir derken tabii ki de bir historical kitabı dedim. Hani bir tarihi aşk kitabı okumam gerekiyor ki çabuk okuyup bitireyim. O da Hırsız ve Güzel oldu. Benim bu yazardan okuduğum ilk kitap galiba. Söyleyebileceğim bir şey yok çünkü diğer İskoç, İngiliz aşk romanlarından kesinlikle farklı değildi. Bunu da kesinlikle anlamıyorum. Çok fazla kesinlikle dedim ama. Hani tamam bir tarihi aşk romanı yazacaksın ama neden diğerleriyle aynı bir roman olmak zorunda? Ben şimdiye kadar o kadar tarihi aşk romanı okudum fakat hepsi birbiriyle aynıydı ya. Farklı şeyler yazmak o kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Ama okurken eğlendiğim ve kesinlikle bir günümü almayan bir süre içinde bitirdiğim bir kitap oldu. Eğer tarihi aşk romanlarını seviyorsanız önerebileceğim kitaplardan biri. Sonrasında yine bir okuyamama durumu tarzı bir şey yaşadım ve Peri, Texas'ta Bir Türk Kızı adlı kitabı okudum. Ben bu kitabı Wattpad'den biraz okumuştum açıkçası. Ve hani alışılmışın dışında bir hikayeydi. Kitap olarak ortalamaydı, hikaye olarak iyiydi. Kitap olarak da o kadar böyle rahatsız etmedi açıkçası beni. Farklı şeyler okumak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Klasik bir aşk romanı değil. Çok fazla içinde aksiyon var, çok fazla macera var. Zaten kitap Peri'nin kendi babasını bulmak için Texas'a
gitmesiyle başlıyor. Ve orada kesinlikle bela peşini bırakmıyor. Ben bu kitabı sevdim. Ama herkes sever mi bilmiyorum. İkinci kitabı da çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Onu da en yakın zamanda okumak istiyorum. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok sevdiğim kitaplardan bahsettim. Bu ay çok güzel kitaplar okudum çünkü. O yüzden bu videoda normalde eğlendiğimden daha çok eğlendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.